Adli yıl açılış töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor. Törenin Beştepe'de yapılması nedeniyle katılmayacak olan bazı baro başkanlarının Cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurullarıyla toplantı yaptığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu başkan vekili ve üyeleriyle gideceksiniz, görüşeceksiniz. Öz çekimler yapacaksınız ama Cumhurbaşkanı ile görüşmem diyeceksiniz. Yani yapmayın Allah aşkına. Burada samimiyet nerede? Açılış töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Törene Türkiye Barolar Birliği ile 81 il barosu davet edildi. Ancak bazı barolar daveti geri çevirdi. Katılmalarını biz de arzu ederdik. Ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler. Törene katılmayacağını açıklayan barolar, törenin Cumhurbaşkanlığında düzenlenmesi nedeniyle yargının tarafsızlığına gölge düştüğünü iddia etti. Aynı zamanda törende konuşma yapacak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu da yandaşlıkla suçladı. Feyzoğlu ve Yargıtay'ı Cumhurbaşkanı'nın emrine girmekle suçlayan baro başkanları ile ilgili önemli bir ayrıntı gündeme geldi. 13 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Uçum bir toplantı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bazı baro başkanları katıldı. Toplantıda yargı ve avukatların sorunları görüşüldü. Baro başkanlarının bu çelişkili tavrı ise dikkat çekti. Başka siyasi partilerin genel başkanlarını, genel başkan yardımcılarını iki yanınıza alacaksınız. Bu son derece doğal ama kanun çıkmasını teşvik edecek olan Cumhurbaşkanı'yla görüşeceksiniz. Bu günah. Bu arada Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit törene katılmayacak baroların iddialarına yanıt verdi. İşte yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı noktasında, yargının siyasallaşması noktasında ifade ettikleri şeylerin tamamen bir geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır. Yargıtay Başkanı Cirit, törenin neden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldığını da açıkladı. 2016 tarihinde nerede yapalım diye arkadaşlarımızla birlikte düşündüğümüzde bir geniş toplantıyı milletin vergileriyle yapılan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik.